aileyi ziyareti yaptık. Büyüklerimizi gördük. Kurma bayramımızı yaptık. Artık dönme vakti yani. Dönüşün hüznü olmaz mı? Dönüş her zaman zaten buraya girerken bir ayrı bir sevinç. Çıkarken de aynı şekilde bir o sevinç tam tersine dönüp hüzüne boğuluyor işte. Ya şimdi şuradan çıkışta gelecek yılı diyorsun ki bu kadar çileyi çekmeyeyim. Ya uçakla geleyim ya da bir sene ara vereyim. Ama orada birazcık daha dinlendikten sonra, stres attıktan sonra tabii ki dediğiniz gibi 2-3 ay sonra veya izne 2-3 ay kala dönüş planı yapmaya başlıyorsunuz. Yani bu benim için değil, bütün gurbetçiler için geçerli. Aynı planı tekrar yapıyorsunuz yani. Niye özlemi gideremedik de gidermiş gibi oldu ama tabii vatan, memleket sonuçta gelmesi ayrı bir dert, gitmesi ayrı bir dert ama memleket için değer diye düşünüyorum. Şu an iyi yani, çok fazla öyle bir birikme yok. Ben burada 12-13 saat beklediğimi biliyorum Bulgar tarafında çalışmadıkları için. Dolayısıyla şu an bence çok sıkıntılı bir durum yok. Ama genellikle hep karşı taraftan kaynaklandığını geçmiş olduğum, daha önceki yapmış olduğum izinlerden tecrübe ettim. Ama Bulgaristan bize gıcıklık yapıyor. Buna bir çözüm bulsunlar. Bekletiyorlar. Ben 4 saat bekledim, kardeşim 8 saat bekledi. Yani. Aile bağları, komşuluk bağları hep arkamda kaldı şimdi. Onun için üzgünüm yani. Benim kendi düşüncem yani bunların bizlere verdiği sıkıntı başka bir şey değil yani. Gelirken de sıkıntı veriyorlar, giderken de sıkıntı veriyorlar. Olmadık şeylerden mazeret çıkarıyorlar.